Son yılların en çok abartılan konusuyla buradayım. İnternet sitelerinde, sosyal medyada, hatta şöyle bir genelleme yapayım. Bu internetin var olduğu her an her yerde karşınıza çıkabilecek bir kasırga. Bir kez denk geldiğinizde artık sürekli olarak karşınıza çıkacak olan bu. Yeni gelin terörü. Durun canım, terör dediysem hemen aklınıza kötü bir şey gelmesin. Eğlenceli ve bir o kadar da tuhaf şeylerden bahsedeceğim. Ama tatlım, şu introyu hemen bir geçelim de konumuza gelelim istiyorum. Geçtiğimiz 7-8 yıl içerisinde internet ortamını adeta bir dantel gibi ilmek ilmek saran yeni gelinlerin telaşı furyası. Sosyal medya hayatımıza girdi gireli pek çok acayipliğine alıştık. Ama konu düğünler olunca 7 katlı pasta görgüsüzlüğü, saçma müzikler, bağırış çağırış takı törenleri, nişanların isimli masası ve dahası. Hal böyle olunca gelinlerin tatlı telaşına da alışmamız çok sürmedi. Düğünü bir şov, düğünden sonrası başka bir şov haline geldi. Eltiler savaşı düğün salonu pistlerinden evlerin salonlarına taşındı. Benim koltuk takımım müzik sistemli, yemek masam daha kaliteli. Zilimizin üzerinde resmimiz var. Ayrıca en güzel yemeği ben yaparım. En kaliteli hayatı da ben yaşıyorum. En temiz, titiz benim, ben gibi egoist cümleleri direkt olarak dile getirmeseler de paylaşımları ile sosyal medyayı alt üst ettiler. Geçtiğimiz aylarda halıyla evlenen kardeşimiz dünya medyasına yer buldu. Diğer simülasyonlar geriden geliyor tabi. Bizim ülkede neredeyse bütün gelinler halıyla, koltuk takımıyla, hatta perdeyle evleniyor. Hey yavrum hey! Bakın ben size bunların nereden geldiğini anlatayım. Onlar herkesten gizli bir Facebook grubunda yaşıyorlardı. Sinsice kenetlenip yavaş yavaş hayatımıza girmeye hazırlandılar. İçeride birbirlerine sordukları, kızlar sizce hangi elbiseyi giyeyim? Sadece bileğimden dirseklerime kadar bilezik taktım. Sizce abartı mı? Madame Kokoş'tan havlu aldım. Siz memnun musunuz? Gibi sorularla koalisyon kurdular. Ama bu senkronize istila birden iç savaşa dönüştü. Ve bu savaşın bir ismi vardı. Sunum savaşları. Tosta dantel örtülmesinden tutun da sosyal statüsü yükselmiş gibi kutusundan çıkıp sandalyede oturmuş lokumlara, pembiş kurdelelerle bağlanmış çoko prenslere, canı sıkılmış olmalı ki mini market arabalarına binip çay tepsisinin içerisinde çok da uzağa gidemeyen kuru yemişlere kadar birçok şeye şahit olduk. Savaşa hazırlıksız yakalananlar da olmadı değil. Ama yılmadılar. Onların da kocişkoları vardı. Hemen ceplerinden çıkardıkları kırmızı minik kurdelelerle hayata tutundular. Tam bittiler. Artık modası geçti. Artık durdular diyorduk ki sadece daha farklı ne yapabiliriz diye düşünmek için köşelerine çekilmişler. Ve bu kez dönüşleri muhteşem şatafatlı düğünlerle oldu. Yeni nesille de ilham olmuş olacaklar ki yapılan her yeni düğünde "Yahu bu da aklınıza nereden geldi?" demeden edemedik. Yalnız bu kez damatlar da olayı abartmaktan geri durmamış. Düğün salonuna ünvan maçına çıkar gibi giren damatlardan, düğün pastasını görümcesine yediren geline, düğün salonuna göklerden inmeye çalışırken kopan halatla büyük talihsizlik yaşayan çiftlerden, lale kozası içinde çıkan geline varana kadar görmediğimiz kalmadı. Tabi düğündü, eğlenceydi, şatavatlı, gösterişti derken gelelim her 4 aileden 5'inin evinde mutlaka bulunduğunu düşündüğüm düğün takıları listesi defterine. Ülkemizin en yaygın geleneklerinden birisi düğünlerde takı takma geleneği. Zamanla bu bir yarışa dönüştü. Gelinin kilosu kadar takılan altınlar beni derinden yaralıyor. Takı pazarlığında anlaşamadığı için daha başlamadan biten evliliklere bile şahit oldum. Geçtiğimiz aylarda Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi ülke genelinde bir ilk gerçekleştirerek düğünlerde oluşan israfın önüne geçmek istedi. Ve bunun için 9 maddelik bir karar alındı. Alınan kararlar arasında düğünde daha önce damadın aldığı 150 bin lira değerinde altın uygulamasına kısıtlama geldi. Damat artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alabilecek. Ah damat bey, altından kısıp üstünden başından vereceksin, donla gezeceksin, haberin yok. Ayrıca düğün yemeklerinin de kaldırıldığı bildirilen kararda sadece misafirlere yemek ikram edileceği belirtildi. Kuru pasta ve kuru yemiş için şimdilik bir kısıtlama gelmedi. Meyve suları ile ilgili görüşmeler ise devam ediyormuş. 3 gün süren düğün süresi ise 2 güne düşürülerek son nokta konulmuş. Balayı süresi konusunda da bir haber yok. Ama Maldivler hayaliyle başlayan evlilik yolunun masraflar gözüküyor.
göz önüne alındığında butik otelde son bulacağı düşünülüyor. Merak etmeyin, düğünler için gelen kısıtlamalar çocuk mevlütlerine henüz gelmedi. Baby shower'lar, çişini öğrendi kutlamaları son hız devam ediyor. İdolümüz hala Büşra Nur Çalar. Bu arada sunum savaşları, düğün yarışları derken Gupse Özay'ın yeni filmi Eltilerin Savaşı'na değinmeden geçemeyeceğim. Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Eltilerin evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar anlatılıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilge Tay'ın oturduğu filmin senaryosunu başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Gupse Özay'a Merve Dizdar, Ferit Aktu ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor. Bu savaşın ne yancısıyız ne de mağduru. Biz uzaktan izlerken bataklığa çekilmemek için direnen son kaleyiz.